Niğde'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Niğde Şehitliği'ndeki törende Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, şehitlik anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve dua edilmesi sonrasında Vali Yardımcısı Türkdamar şehitlik defterini imzaladı. İl protokolü şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı. Çanakkale Savaşı'nda dünyanın en ağır silahlarına karşı dimdik ayakta duran Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yüreklerinde vatan sevdası, kalplerinde iman dolu bir millet vardı. Bu millet gücünün ve imanının ne kadar kuvvetli olduğunu topraklarımızda gözü olan hainlere karşı ispatlamış ve dünyaya Çanakkale geçilmez sözünü tarihin altın sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır. Bu zafer bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Aziz Türk milleti olarak söz konusu vatanımız ve milletimiz olduğunda ne kadar birbirimize kenetlendiğimizi ve acılarımızı birlikte yaşadığımızı Kahramanmaraş depreminde gördük. Devletimiz ve aziz milletimiz tüm imkanlarını seferber ederek yaralarımızı birlikte sarmaya başladık. Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi yaşlısı, genci elinden gelenin en iyisini yaptı, yapıyor ve yapacaktır. Türk milletinin damarlarındaki asil ve mübarek kan oldukça devlet ve millet olarak aç olana, açıkta olana daima yardım ile uzatmıştır ve uzatacaktır. Kurtuluş Savaşı'nızda Şerife Bacı'nın Nine Hatunları ve kahramanlarımızı hepimiz biliyor ve yaptıkları fedakarlıkları hatırlıyoruz. Bugün deprem felaketinin vurduğu bölgelerimizde aziz kahramanlarımızın torunları olarak ekmeğimizi bölüşüyor, evimizi açıyor, yaraları birlikte sarıyoruz. Şunu biliyoruz ki acılar paylaştıkça azalır, acılarımızı paylaşıyoruz. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız, birlikte büyüyeceğiz. Türk milletimizin bağımsız yaşama konusundaki tavizsiz tercihinin izleri Çanakkale'nin derin sularında, Cork Bayırı'nda, Anafartalarda, Fırat Kalkanı'nda, Hendek operasyonlarında canlarını feda eden Koç yiğitlerin destanlarında görmek ziyadesiyle mümkündür. Al bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından aldığı düşünüldüğünde bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır dizeleri mukaddesatı uğruna gözünü kırpmadan canlarını verenler sayesinde bugün var olduğumuzu bu zor zamanda bir kez daha anlamış olduk.